Şimdi devlet rejim olarak Cumhuriyeti kabul etmiş. Cumhuriyeti kabul edince uzun yıllar Cumhuriyet'in olduğu yerde demokrasi var sanılıyordu. Oysa öyle bir kayıt yok. Adı Cumhuriyet olan İslam Cumhuriyeti de var. Bazı Cumhuriyet de var. Başka Cumhuriyetler de var. Bizim istediğimiz güvenlik konsept üzerine kurulmuş bir Cumhuriyet değil, demokrati üzerine kurulmuş. Çoğulculuğu, laikliği, katılımcılığı ve buna benzer bir takım gelişmiş hakları içeren bir cumhuriyet istiyoruz. Kurulduğu günden bu yana 100 yıl geçti, işte geçenlerde 100. yılını falan kutladılar ama öyle olaylar var ki hiç onlara değinilmedi. Bu arada değinmeyen konulardan biri de Alevi katliamlarıydı. Yani hem de bir iki tane değil. Çok sayıda bir şey var böyle katliamlar. İkincisi, bu son hükmedin çok sinsice bir şeyi var. İşte çerez, mezhep, buna benzer bu şeyde özellikle Tebliğler Dergisi'yle ilgili hani marif şey var, bir eğitim stratejisi. Tümüyle orada şey yapıyor, dinsel bir yapıya oturtmak istiyorlar Türkiye, yani eksen kayması yapmak istiyorlar. Burada da şu var, Selçuklu döneminde işte bir ayaklanma oldu. Ondan sonra Osmanlılar döneminde çok ayaklanma ve çok kırımlar var. Osmanlı hep şeyi denedi, Alevileri kıra kıra onlar bitiririz dediler. Baktılar bu olmuyor, Alevilerden vazgeçtiler, şimdi Aleviliği nasıl bozarız? Nasıl kendimize göre bir Alevilik yaratırız? Bunları da kim eliyle yaparız? İşte son uygulamalar, o başkanlığın kurulması, işte bir takım ekonomik yönden güçlü olan köy, özellikle köydeki cemevlerinin onlardan, devletin onlara yardım edebilmesi için oradan geçmeleri gerekiyor falan. Yani zoraki olarak bağ kuruluyor toplumla. Bu zoraki bir durum. Şeyleri zaten dikkate almadılar. Yıllardan beri işte uğraşıyoruz. Anayasa konferansı düzenledik. Ben şeye de gittim. O zaman devlet bakanıydı. Şimdiki meclis başkan vekili Bekir Bozdağ'la da görüştüm. Onlara da yazılı raporlar sunduk. Başbakanla görüştük, Davutoğlu'yla. Anayasa Alt Komisyonu'na da gittim. Anlattık, her şeyimizi anlatıyoruz. Yani Alevilerin temel sorunlarını bilmeyen yok. Hani kamuoyu da biliyor, yetkililer de biliyor. Ama hiç bir gelişme de sağlanmıyor. Özellikle Avrupa Birliği'ne 2004'te gitmiştim. Orada Avrupa Birliği 3 karar aldı. Çok önemli kararlar bunlar. Birincisi, Alevilik resmen tanınmalı. Cemevleri yasal statü kazanmalı. Ve zorunlu din dersleri zorunlu olmaktan çıkmalı diye. Hiç uygulanmadı bunlar. Hiçbir adım geliştirmediler. Ancak hile yaptılar. Zorunlu din dersleriyle ilgili bazı şeyler, konular eklediler mevcut din dersleri kitaplarına. Onlar okuttular. Ki onlar Alevilikle hiç temel sorunlar çözecek şeyler değildiler. Şimdi 2003'te Enerji Piyasası Kurumu bir karar almıştı. O Avrupa müktesebatına uymak için şey yaptılar. Cami ve mescid olayını çıkardılar. Parantez açtılar. İşte cami, şey, mescit, havra, sinagog ve kilise parantez içinde alındı. Bir tek orada cemevini de almışlardı 2003'te Enerji Piyasası Kurumu. Ama hiç uygulanmadı güne kadar. Aleviler bir takım haklarını aldılarsa da mahkeme kararları aldılar. Hatta Alevi dernekleri, vakıfları çoğu mahkeme kararıyla kuruldu. Şu vardı mesela, tüzüğü gönderiyorsunuz valiliğe, inceliyorlar. Diyor ki oradan
Alevi'nin cebi, semağı çıkarın. Geride zaten bir şey kalmıyor. Çıkarmazsanız diyor, dernekler yasasının işte şu maddesine göre 4, 5 ve 6. maddeler bununla ilişki. Daha başarız falan gibi şeyler oldu ama daha sonra buna rağmen şeyler kuruldu, Alevi örgütleri kuruldu. Şimdi tabii Alevi örgütleri temel konulara değiniyorlar. Devlete sürekli görüştüklerinde, başka yerlerde bunları dile getirdikleri için bu onların hoşuna gitmiyor. Kendilerinin dedikleri doğrultuda hareket edecek kurum oluşturuyorlar. Ya da bir cemevini ziyaret ettikleri zaman oradaki şeyi kaldırıyorlar, resimleri falan. Kendilerine göre resimler koyuyor, yeniden dizayn ediyorlar oraları falan. Böyle bir şeyin içinde. Fakat bunun bir sonuç alacağını da sanmıyorum. Çünkü bir takım köy dernekleri başvursa da şeye, bu başkanlık aracılığıyla bir şeyler aldıktan sonra bu şey yapmaz, bağlamaz yani onları. Ve Alevi Bektaşi Federasyonu olsun, Alevi Dernekler Federasyonu ADEF'i olsun, hatta bir ara şey de bayağı şey yapıyordu, Alevi Vakıflar Federasyonu artık bir araya gelerek bağımsız örgütleri de katarak genel bir politika çizmeleri, belli bir strateji saptamaları gerekiyor. Zaten geri kalanlar da yıllardan beri Alevi İslam diyen kesimlerdi. Onlardan oluşan bir şey. Bir de kendini topluma kabul ettirememiş Alevi derneklerinden kişiler vardı. Onlar da oralarda yer alarak hem bir gelir temin ediyorlar hem de orada bir şey kazanıyorlar, yer kazanıyorlar. Şimdi böyle masa başında oturup da bir başkanlık, cemiye başkanlık kurulu, biz bu işi çözeriz mantığı bir defa yanlış. Asıl kurumlar dururken hiç ilgisi olmayan kurumları muhatap alıyor. Onların verdiği raporlara göre belki başarı kazandık diyebiliyorlar ama bu tutmayacak yani, onu söyleyeyim. Tamam. Alevi örgütleri de bu şeyi yapamayabilir çünkü ansiklopedi kolay bir iş değil. Her konunun uzmanı, mesela bir ansiklopedi incelediğin zaman her konuyu bir kişi el atmış. Şimdi Alevi örgütünde görev almış insanlar olabilir ama uzmanlık alanı o değil. Yani şimdi bir İslam ansiklopedisi vardı, eski ansiklopedi. Çok ciddi hazırlanmıştı. Daha sonra bazı şeylerle eski ciddiyetini de kaybetti yeni ansiklopedilerin hepsi. Çünkü ansiklopedileri ister Alevi örgütlerinden insanlardan çok bu konuda gerçekten araştırmacılara, akademisyenlere ve büyük görev düşüyor ve onların yapması gerekir. Böyle oraya giden insanlar da biliyoruz onların hazırladığı ansiklopedi ne olacağını da biliyoruz yani, onu söyleyeyim. Alevilerce kabul görmeyen bir şey olacak. Kitap yığını olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir şeyi var. Mecliste konuşması. Sizin tarikat ve cemaat dediğin şeyler ve biz diyor sivil toplum örgütü diyoruz. Onun için diyor onlarla çalışıyoruz. Düşün. Yani tarikatları şey yapıyor ve cemaatleri öne çıkarıyor. Onları şey yapıyor, muhatap alıyor. Ve sanıyorum İstanbul Bahçelievler'de bir okulu, oradaki bir camiye zimmetliyorlar yani. Onlar hep oraya gidecek. Bütün her yerde bunu yapacaklar. Yapıyorlar zaten. Alevi ailelerin hepsi aynı duyarlılıkta değil. Bunu da belirtmekte yarar var. Şey yapıyorlar. İşte komşularımız ayıp olur. Esnafsa bizden şeyi keserler falan. Memursa ondan korkuyor. Ve ben çocuğumu in derse okutma demiyorlar, diyemiyorlar. Yani çok az sayıda insan vardı, başvurdular ve iyi de sonuçlar alındı yani, onu da söyleyeyim. Proje önce çok açık, şimdi temel görüşüm şu, Türkiye gerçekten demokratikleşmezse Aleviliğin olsun, hatta Kürtlerin de bir sorunu var, bunların çözüleceğini sanmıyorum. Çünkü çoğulcu bir yapıyı kabul etmeyen bir zihniyet var. Şimdi yasa çıkarırsınız, anayasaya belli şeyler koyarsınız ama önemli olan şeyin, bu
kitlelerin onu kabul etmeyeceği, o noktaya gelip gelmeyecekleri, içselleştirip işte onlar içselleştirmeyecekleri konusu var. Şimdi her şeyi kendilerine hak veren şekilde yetişmiş bir toplum. Zaten bu hükümet geldikten sonra daha da böyle faillar derinleşti. Derinleştirdiler daha doğrusu. Politika uğruna yaptılar bunu da. Bu toplumun bir araya gelip şey yapıp ortak noktalar bulup orada uzlaşmaları gerekiyor. Çünkü anayasa aynı zamanda bir toplumsal sözleşmedir. Toplumsal sözleşmedir. Türkiye tek parçalı bir ulus değil. Çok parçalı bir yapısı var. Hem inanç bakımından hem etnik yapı bakımından. Onun için ne yapıp yani demokrasiyi kurmak, hatta benim görüşüm şu, Türkiye devleti bir cumhuriyettir diyor ya, cumhuriyetin önüne şeyi koymak lazım, demokratik bir cumhuriyettir yazılmalı. Bir anayasa hazırlanırken de bütün toplum kesimlerinin ortaklaşacağı bir belge ortaya çıkmalı. Barış ancak böyle sağlanır. Gittikçe Türkiye'de toplumsal barış bozuluyor. Bir anayasa çalışması aynı zamanda bir şeydir, barış projesidir. Tabii çeşitli cemevleri var, çeşitli anlayışlar var. Alevi İslam var. Bunun dışında daha değişik görüşler var. Aşağı yukarı her cemevinde ayrı bir Alevilik yorumu yapılıyor. Bir de son zamanlarda iyice bu tartışmalar şeye yansıdı. Telefonları açın siz, YouTube'u açın ya da Face açın. Bunları tartışıyorlar. Bunların tartışma yeri burada değil aslında. İki, hangi bilgi birikimiyle şey yapıyorlar, bu tartışmalara giriyorlar. Ben o nedenle şeye karşıyım. Bir şey okudum mu şey yapıyorlar. Tamam, Alevilik ile böyle olmalı. Yalnız şey değil, Sünniler değil, Aleviler de Aleviliği asıl şey yapıyorlar. Yani kötü noktalara çekiyorlar. Bir de şu var. Bir kesimle şey diyor, her konuda, isterse cemde, isterse hakka yürüme erkanında tek tip bir şey olmalı diyor ki, bu standartizasyon Alevilikte asimilasyon da getiriyor. Çünkü biz hani deriz ya, yol bir, sürek bin bir. Örnek, ben eşimin hakka yürüyüşünde bağlama ve deyişlerle kaldı cemevinde. Yani bu da bir uygulama. Neden? Çünkü çok eskiden böyle yapılırmış. Biz şehirlere geldikten sonra işte oralara uyalım diye biz de bazı şehirlere katmışız Alevi'de. Bir de tabii yurt dışı var. Yurt dışı ve kentleşme olayı Alevilik'te bir takım olumsuz sonuçlar yarattı. Yani onu görmek gerekiyor. En başta şu var. Bir köyde herkes birbirini bilir. Can başlamadan dedi, herkes birbirinden razı mı, rızalık alsın dediği zaman ben yanında oturanı bilmiyorum ama rızalık veriyor. Yani iki, düşkünlüğü ancak o kişinin piri verir, piri kaldırır. Şimdi bizim Alev örgütleri de bazı suç işleyenler, biz onları düşkün saydık. Böyle bir hakları yok yani, onu söyleyeyim. Ya bu arada da en çok üzerine durduğumuz Alevi örgütleri şubelerden başlayarak, şubesi olanlar, İyi bir eğitimden geçmeli, çok sıkı bir örgütlenmeli ki bu saldırı önlenebilsin. Belli şeyler var, etkinlikler var yıl içinde. Bunların çoğu artık bitmek üzere. Sanıyorum bir tek Hacı Bektaş etkinliği kaldı. Bu etkinlikten sonra özellikle Eylül'den itibaren Alevi örgütleri danışma kurullarını, örgütlerini, şubelerini toplayarak neler yapılacağı konusunda bir karar çıkartmalı. Şimdi iki tane dernekler federasyonu var, bir de vakıflar federasyonu var. Hepsi bunu yapmalı. Ondan sonra da bir araya gelip şeyler yapılmalı. Yani ben Aleviyim aman dokunulmazım falan diyorlar ama kimse kurtulamayacak bu asimilasyondan. Herkes şey yapar, etkileyecek. Ha, biri önce, biri daha sonra olur bu işi. Yani bir toplanıp belli bir politika çizmeli ve bunu da iktidar partisinin
mensuplarıyla görüşmeliler. Yani yazılı olarak verdik. Zaten biliyorlar. Hepsi hazır. 18 sayfalık bir şey hazırlamıştım. 2013 yılında. Evet. Biliyorlar. Her şeyi biliyorlar. Davutoğlu da biliyor. Bekir Bozdağ da biliyor. Anayasa Komisyonu'nun alt komisyonuna gittim. Onlara da bir takım belgeler. Hiç belgesiz şeyimiz olmadı bizim çalışmamız. Çünkü söz uçar ama yazı kalıcı. Çok konu var daha da. Şimdi bu mu? Yoksa bir an önce toplanıp belli kararlar alınmalı. Mesela cemevleri, bağımsız cemevleri, kendileri, federasyona bağlı cemevleri de oturup ciddi ciddi bir önce yönetimlerin şeyden geçmesi gerekiyor bir eğitimden. Sonra üyelerinin. İki, şimdi bir olay var. O gün işte burada Aşure'de 2500 kişi dağıtıldı. Aşure ve lokma dağıtıldı. Bunların ancak 500'ü üyeydi herhalde. Evet. Yani kendilerini kurtaramayacaklar. Bütün Aleviler bunu akıllarına koysunlar. Biz oraya üye olursak zarar mı görürüz? Zaten görüyorsunuz. Önce şeyleri yaparlar. Aktif insanları pasifleştirirler. Sonra sıra er geç onlara da gelecek.